Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davaları açısından eşlerin birbirlerine karşı hitap şekillerinde eşine alo diye hitap etmenin boşanma sebebi olduğuna karar verdi. Taraflar birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmışlar ve farklı şekilde kusurlu davranışlar olmasının yanında taraflardan birisinin eşine alo diye hitap etmesi mahkeme tarafından kusurlu davranış olarak addedilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiş. Taraflar istinaf incelemesine gidilmesi için kararı istinaf etmişler ve istinaf talepleri de ayrı ayrı reddedilmiştir. Temiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine alo diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar vermiştir. Bu kararı şu şekilde yorumlamak daha doğru olur. Yani şaka amaçlı alo demek boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum. Ancak bunun bir süreklilik arz etmesi ve üçüncü şahısların da bunu duyup eşin buna karşı küçük düşürülmesi gerekiyor. Yani ama o alo demenin de yöntemi var hani. Mesela alo dersin normal ama ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir. Hani alo diye böyle bu tarzda söylersen tabii bir şey hakaret oluyor. Tarz önemli hani. Yani aşağılayıcı bir tavır gibi düşünülüyor eşler arasında. Normal yani dava açtıysa şikayetçiyse demek ki durumdan şikayetçi yani. O kadar da eşler arasında yani hemen. Başka problemler de varmış demek ki. Yoksa normal sadece bir alo sözcüğünde bir şey yok yani. Biz 30 senelik evliyiz. Ne tavsiye ediyorsunuz? Yani sevgi, saygı yani. Birbirini empati yapma, anlama, yardımlaşma, hayatı birlikte paylaşma. Biz tatlı konuşuyoruz aşkım, canım. Alo sözcüğü bir tek telefonda kalsın. Eşler birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşsın. Bu artık boşanma sebebi sayılıyormuş. Emsal bir karar var bununla ilgili. Selam vermek gitsin abi, bu ne? Ya bence Graham Bell döneminde Graham Bell de boşanırdı herhalde karısından. Alo, boşandı gitti. İlk defa duydum ben bunu. Ben ilk defa duydum abi. Böyle bir karar. Çok saçma. Neden peki? Abi bu devirde boşanmak çok kolaymış yani. Böyleyse eğer bir alo deme. Kadın bahane olarak kullanmış abi. Olabilir böyle bir şey. Bence öyle. Zaten kadın boşanmak istiyordu, bahane olarak bunu kullandı. Graham Bell bunu duysaydı icattan vazgeçerdi. Mantıklı bir karar değil bence. Yani ben de bir evlilik için çok küçük bir şey. Bir takım şeyleri birbirine hoş göreceksin. Sabredeceksin ki sürecek. Eski evliliklerle yeniler çok farklı işte. Efendim neden bu fark var? Eski evlilikler, yeni evlilikler arasında. Sabır, empati bunların olması lazım. Taşınamayan şeyleri varsa evet o zaman, ama onun önünde de en ufak bir şeyle falan da bir alo için değmez. Değmez, çocuklara yazık. Öncelikle çocuklara yazık. 45. Sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, evet. Saygılı olmalarını, büyüklerine saygılı olmalarını tavsiye ediyoruz. Biraz sonra belki yaptıklarından pişman olacaklar, söylediklerinden, her iki taraftan biri de. O anda duymamak, başka zamanda onu sakince izah edip konuşmak, ama ondan rahatsız olduğunu da mutlaka karşıya bildirmek. O zaman sen sorumluluğunu ona vermiş oluyorsun. Sen vazifeni yapmış oluyorsun yani.